13-22 Şubat arasında Spiti yapmış olduğu açıklama ile Türkiye cezaevlerinde, özellikle yüksek güvenlikli cezaevlerinde ziyaretlerin söz konusu olduğunu ve bu ziyaretleri arasında İmralı cezaevinin olmadığına dair bir açıklaması söz konusuydu. Tam da bu süreçte, yani toplumda tecridin bu kadar dile getirildiği, birçok alanda eylem ve eylemselliklerin başladığı, cezaevlerinde 27 Kasım'dan beridir süren açlık grevlerinin olduğu ve yine ailelerin ve barış annelerinin sürdürmüş olduğu adalet nöbetleri dikkate alındığında ve yine biraz önce de söylediğim gibi 1330 avukatın Adalet Bakanlığı'na başvurusuyla beraber görüşme hakkı, Sayın Öcalan'la görüşme talepli istemleri olmasına rağmen ve yine Spiti'ye bu yönde başvurular olmasına rağmen Spiti'nin Şubat ayındaki ziyaretinde İmralı Ada Cezaevini ziyaret programına almamış olması açıkçası ciddi bir eksikliktir. Yani bu da Spiti'nin kuruluş amacının dışında da tamamen siyasi sebeplerle hareket ettiği anlamına gelir ki bu da Spiti'nin hem hukuken hem ahlaki ve vicdani olarak kuruluş amacının dışında hareketinin onlar açısından da meşrutiyet anlamında da sorgulanma sürecinin başlayabileceği gibi bir izlenim de doğmakta. Aslında Sayın Öcalan'ın için, yani daha önce, biraz önce de söylediğim gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu, 2014 yılında vermiş olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bir işkence ve kötü muamele olması sebebiyle ihlal kararı vermesiyle beraber aslında Sayın Öcalan için uygulanan 25 yıllık infaz süreci de düşünüldüğünde Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için aslında hukuki koşullar oluşmuştur. Çünkü evrensel hukukta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infazının en fazla 25 ve 30 yıl olarak öngörülmektedir. İç hukukta da böyle bir düzenleme yapılması durumunda zaten hukuki altyapı iç hukukta çözülecektir. Ancak siyasal iktidar, tabii söz konusu Sayın Öcalan veya Kürtlerin hakları olunca, bu konuda gerçekten de bu adımları atmamaktadır. Dolayısıyla hukuken Sayın Öcalan'ın özgürlüğüyle ilgili hukuki altyapı oluştuğu için ancak bundan sonraki sürecin hukuk örgütlerince, insan hakları örgütlerince, barolar tarafından sürekli gündemde tutulularak gerçekten de artık tecritin Türkiye toplumu açısından da çıkılmaz bir hal aldığına dair girişimlerde bulunması ve dolayısıyla bu yönde demokratik eylem ve etkinliklerin sürdürülmesi gerekir. Bunun temel ayağı da açıkçası hukukçular üzerine düşmektedir. Bu sorun, evet, siyasi olması yanında da ciddi bir hukuki bir sorundur da. Çünkü hukuken altyapısı olan, yaklaşık 25 yıldır fazla süren, Sayın Öcalan'ın üzerinde infaz devam eden, artık bu tutulma koşulları hukuken de kalmamıştır. Evet, Cumhuriyet tarihinin en büyük sorunu dedik Kürt meselesine. Gerçekten de Kürt meselesi Cumhuriyet tarihinde birçok meselesinde ana sorunu. Yani bugün demokrasinin de önündeki bir engel. Bugün işte ekonomik gelişmelerin, işte bugün 2015 sürecinden sonra başlayan çatışma ve savaş hali birçok açıdan da aslında birçok açıdan da kriz oluşturmuş durumda. Aslında Sayın Öcalan'ın 2015 sürecindeki o çözüm sürecinde rol olmasıyla beraber biz bunların aşıldığını gördük. Yine bu dönemde toplumun ihtiyaç hissettiği, barışa ihtiyaç hissettiği, yaklaşık 9 yıldır tekrar savaş ve çatışmanın olduğu bu sürecin tüm toplum açısından hissedildiği ve bedeller verdiği bir dönemden sonra gerçekten toplum barışa özlem duyuyor tekrar. Ve Orta Doğu barışının Türkiye halkları açısından, Kürt halkı açısından bu barışın sağlanabilmesinin temel yolunu da 2013-15 sürecinde Sayın Öcalan'ın rol almasıyla gördük ki yine Sayın Öcalan'dır. Yine toplum barışını İmralı kapılarının açılmasıyla
Sayın Öcalan'a rol ve misyonunu yürütebilecek özgürleşmesiyle beraber bu barışı Sayın Öcalan'a inanıyorum.